Tabii günlerdir tartıştığımız bir konu bu. Benim de doğrudan taraf olduğum fakat tartışmaların seviyesinden kaynaklı olarak ilkesel biçimde sürmediğine tanıklık ettiğimiz bir mesele bu. Gazeteciler dünyada belli bir ölçüde davranıyorlar muhakkak ama bugün o ölçüler hem dünyada hem de bizde değişti. Yani doğal olarak değişti bir kısmı. Dünyada bu barış dilini kullanabilmek, yani faşist bir dünyanın varlığını ekseriyetle düşünürsek, göçlerin artması, ötekilerin artması üzerinden gazeteci başka bir sağduyuyu taşımak zorunda olduğu için hani gazeteciliğin tarafsızlık diye tarif edildiği dönem bitti. Gazeteci taraf, yani savaşa karşı barıştan taraf, zalime karşı yoksuldan taraf, güçsüzden taraf falan. Türkiye'de bu tabii gazetecilik meselesi her zaman bir muammaydı. Şimdi de benzer bir şey yaşıyoruz. Yine bence gazeteci kimdir diye sorarsak gazeteci kuşku yok ki her zaman önce en güçlünün karşısında durmak durumunda. Ardından da herhalde gazetecilik mesleğini insanlığın neyse o büyük ideali, yani barış, kardeşlik, eşitlik, bana göre sosyalizm, bunları savunabilmek açısından bu mücadeleyi vermesi gerekir. Hele de Türkiye'de yandaşlık diye bir kavram ortaya çıktığında, bu yandaşlığın da açıkça ortaya çıktığında, Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapın diyebildiği ya da doğrudan hiçbir ekonomik getirisi olmayan basın kuruluşlarının devlet tarafından finanse edildiğini gördüğümüz bir dönemde az sayıda bir avuç toplumun güvenini kazanmış gazetecinin tavrı önemli. Seçimden sonra toplumda büyük bir düş kırıklığı oldu. Bunu tabii hepimiz biliyoruz. Ben de kendi payıma 21 yıl sonra Muharrem Bey'in mesela Cumhurbaşkanı adaylığında böyle bir beklenti içerisinde değildim ama ilk turda özellikle Kılıçdaroğlu'nun çok daha yüksek bir yerde olacağını, yani belki yarım puan falan fark olabilir, bir puan falan fark olabilir ama ipi göğüsleyebileceğini düşünenlerdendi. Böyle bir toplumsal yapı vardı. Kaldı ki seçim sonuçlarına baktığımız zaman seçim sonuçlarının ne kadar güvenilir olduğu olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Onlara hiç girmiyorum. Bunun ardından yani daha sapsaman birbirine karışmışken, toplum böyle bir travmayla karşı karşıyayken bir siyasi parti liderinin siyasal analiz yapmanın ötesinde bir tür düşmanlık dili kullanarak, yani siyasal analiz şu olabilir, yani siz seçimde şu hataları yaptınız, sonuç şaşırtıcı değil falan, birçok şey söylenebilir. Bunların ötesinde birebir eşitiniz ve muhatabınızmış gibi geçmişte üstelik hukukunuz olan ya da onunla bir röportaj yapmak için kuyruğa girdiğiniz birisine çok ağır sözler söyleyerek ve gazetecilik sınırlarının tamamen ötesinde, yani kamuoyu oluşturan kişi, fikir insanı olmanın tamamen ötesinde davranmak, ki görünenden daha fazla bunlar. Biz en popüler örnekleri biliyoruz. Ben bunu ahlaki bulmuyorum. Nasıl ki bizim görevimiz siyasete mühendislik yaparak yaklaşmak değilse var olan siyasal ortamda, eleştiri de buna dahil. Şunu söylemiyorum, gazeteci fikirsizdir, gazeteci hakem konumundadır falan, böyle bir şey söylemiyorum. Bence bu geçerli değil. Gazetecilik bal gibi de angaje, aydın olmayı tercih edebileceğiniz bir meslek. Ancak gazeteciliği entelektüel alandan çıkarttığınız zaman zaten iş karışıyor. Gazetecilik mesleğini siz hangi gelenekten alıp devam ettirdiğinize bağlı olarak aslında tavrınızı ölçmek gerekir. Ama bu saldırıyı yapan isimler herhangi bir ilke, herhangi bir gelenekten beslenerek değil, doğrudan kaynağını bilemediğimiz, tahmin edebildiğimiz bir dille ortaya çıkıyorlar. Bu gayri ahlaki. Bu tutumun aslında o tutumu takınan kişilere de bir faydası yok. Ama aslında topluma da bir faydası yok. Neticede gazetecilik toplum yararını önde tutan bir etkinlik. Şöyle denebilir: İstifa eden kişi topluma faydalı olacak denebilir. Yeni bir arayış olacak. Bunu anlarım. Ama hakaret etmek, birebir hitap etmek bu bağlamda, bu biçimiyle ve büyük bir kitleyi arkasında almışken ertesi gün bu kitlenin zaafından dolayı bunu söylemek biraz da güçsüze vurmak gibi geliyor bana.